İyi günler sanatseverler. Bugünkü ilk dersimizde dallar ve damla yaprağı öğreneceğiz. İlk dersimize başlamadan önce el melekemizi yani el kaslarımızı açacağız. Çizgi alıştırmasıyla dersimize başlayalım. İlk alıştırmamız el kaslarını açmak. Soldan sağa, sağdan sola, paralel çizgilerle, helezonlar ile İçten dışa, dıştan içe, yarım dairelerle, ters yöne yapacağımız her iki taraflı çizgiler ile el melekemizi açıyoruz. Karalamalarınızı tüm sayfa boyu çalıştıktan sonra damla yaprağa geçelim. Bakın, yarım daire çizdiğiniz çizgilere sadece yuvarlak bir dönüş yapıyoruz ve aşağıda sıfırlıyoruz. İnce nüanslı çizgileri, ince kalın çizgileri daha sonra daha net öğreteceğim. İlk önce çizgiyi öğrenin. İnce kalın çizgiler tesibin estetiğidir. Yalnız çizmeyi bilmeyen zaten bunu hiç beceremez. Dönüşleri sağdan sola, soldan sağa damlalarınızı bol bol çalışın. Damla yapraklarımızı çalıştık. Şimdi soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya çizdiğimiz çizgileri damlalarımızı yerleştirelim. Evet, damlalarımız sanki yöne doğru akışkan bir şekilde süzülüyor. Bu çizgi Münhani sanatımızın da temel çizgileri olacaktır. Çizgileriniz hafif eğimli, hafif kırık, düz olmayacak şekilde olsun. Çünkü kırık ve düz çizgi yok tesip sanatında. O yüzden nasıl istiyorsanız yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı. Ve şimdi artık bunlar dal olmaya başlıyor. O tarafa bu tarafa dönüşleri birleştirerek dallara çeviriyoruz. Dallarımız daha da dönüşlü ve kavisli olmaya devam ederek suyun fışkırması gibi bir dönüş ve helezon yapar. Bakın, dallar artık iyice iç içe dönüp kendi içerisinde dönüşlerini tamamlar. Çizgilerimiz artık eslere dönüşüyor. Eslerimiz dallarımızın ana çizgileri ve iç bükey dış bükey çalışmamız bizlerin kompozisyonda zemin doldurma çalışması oluyor. Şimdi artık esleri alıştırdığımıza göre elimizde düz bir çizgi de çizebilirsiniz. Eslerinizi burnuna da oturtturabilirsiniz. Şu mesafeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, iç bükey, dış bükey çizginizdeki elinizi alıştıracağınız şey yatayda da aynı şekilde. Yapacağınız şey mesafesinin eşit olmasıdır, yüksekliğinin. Düz çizgileri alıştık. Es çizgilerine alıştık. Yarım dairelere ve helezonlara alıştık. Şimdi cetvelle çizeceğiniz bir çalışmada es çizgilerini bordür olarak kullanalım. Karşılığını da çizelim. Hemen. Ve bu dala damlalarımızı yerleştirelim. Tam karnından.
damla yapraklarımızı yerleştirelim. Bakın hem dalı hem esi öğrendik. Damlalarımızı yerleştirdik. Damlalarımız küçüldükçe daha da basitleşecektir. Damlalarımızı öğrendik. Dallarımızı, es dallarımızı öğrendik. Şimdi basit bir bordür yapalım milimetrik kağıdımızda. Milimetrik kağıdımızın en ortası, karemizin, büyük karemizin en ortasını işaretleyip, tabii ki bu 1 santimlik verdiğimiz bir çalışma içerisinde, eğer 2 santim olursa 2 santimin ortası. O yüzden milimetrik kağıtlar bizleri çok kurtarıyor. İşaretledikten sonra eslerimizi buna tam daire şeklinde yerleştiriyoruz. Ve aynı şekilde damlalarımızı yerleştiriyoruz. Damlalarımızı daha net görmek için isterseniz karalayalım. Damla yapraklı bordürünüzü daha net görebiliyorsunuzdur şimdi. Bakın tekrar çizelim eslerimizi. İçeri doğru bir damla, içeri doğru bir damla. Ve hem tesvip sanatındaki yazı ile tesvibimiz arasındaki ara bordürümüzü yaptık. Hem ajanda ve defter tutan arkadaşlarımıza sayfalarında estetik amaçlı çok güzel bir bordür hazırladık. Klasik bir çalışmamızda damla yaprağının hemen örneğini göstereyim. Bakın damla yapraklarımız desen içerisinde dışa ve içe dönüşlü olarak damla yapraklarımız. Bunlar genelde altın olarak çalışılır. Bakın bordürdeki yarım daire çizdiğimiz dallarla, bakın burada S değil dallar, yarım daire. Yarım daire çizdiğimiz dallarla dönüş yapmış olan damla yapraklarımız. Ne demiştik? Çalışmamızı altınla genelde sonlandırırız. Bakın altın ve altın yapraklarımız ve yarım daire dallarımız. Desende onun netliğini görmenizi istiyorum her zaman. Ve renklenmiş hali. Tekrar göstereyim. Aynı yaprakları, damla yapraklarımız, yarım daire dallarımız ve damla yapraklarımız altın şeklinde. Bugünkü dersimiz bu kadardı. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.